Cümleten selamünaleyküm gençler. Bugün sizlerle rol oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümü ikinci kez çekiyor sayılırım arkadaşlar. Çünkü ilk bölümü bilgisayardan silinmiş. Nasıl silindi hiçbir fikrim yok. Ama bilgisayar da yok. Yaptıklarımız spawner farmı yapmıştık. Ondan önce de biz çiftçi almıştık arkadaşlar. Bunu slash çiftçi diyerekten şimdi biz ekranla ulaşıyoruz da 15 kaya alabiliyorsunuz. Ve günlük vota vererekten de çok rahat bir şekilde 2 günde vesaire çiftçiyi elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de 106k para birikti vesaire. O da dediğim gibi votelerden ben AFK clint atmıştım. Burada spawnlarda AFK kalıyorduk arkadaşlar. 1878 demir deri falan vesaire işte bunlar toplandı. Demir de bayağı var işte 23.630. Olay şu arkadaşlar, ben şey açmıştım orada. Oy kasa anahtarı 2 tane de golem spawnları orada çıkartmıştım. Şimdi 29 tane de oy kasa anahtarımız var. Hemen gidip bunları da açıp bir şeyler çıkartmaya çalışalım. Bundan önce run yapalım. Onu anlatmayı da unutmuşum arkadaşlar. Bakın şurada arkadaşlar ruh seçimi var. Run demişim, ruh seçimi. Ateş ruhu var arkadaşlar. 60 dakikada bir 750 oyun parası 4 adet zümrüt veriyor bu. Bu 60 dakikada bir 850 oyun parası 4 adet elmas veriyor. 60 dakikada 1350 para 8 altın. 1250 para 8 demir. Ben zümrütü seçeceğim arkadaşlar. 60 dakikada bir bize 4 tane zümrüt 750 lira para gelecek inşallah. Bu arada boss kasası açmıştık. VIP şu çıktı arkadaşlar. 3 günlük VIP çıkmıştı. O da VIP kiti almıştık. O boss kasası bizde bozuktu geçen videoda. O da kasa değişmiş. Yeni özellikler gelmiş. Yani kasanın içeri değiştiği için kasa anahtarını ben önceden aldığım için o yüzden açamamışmışız. Şimdi açalım hemen arkadaşlar. Golem çıktı. Yok. Blaze çıktı bir tane. Yumurta çıktı. Biraz hızlı açtım. Evet, bir tane bile çıkartabildik. Biraz fazla makro yaptım herhalde. İpek dokunuş bir daha çıkartmışız arkadaşlar. Onun dışında ıvır zıvır şeyler çıkmış gördüğünüz gibi. Güzel, bir tane daha spawner çıkarttık hiç yoktan. Oy kasa anahtarı alıyoruz. AFK clint çalıştırdığım için arkadaşlar oy şeylerine de partilerine de katılıyoruz. Oradan da bir tane falan oy kasa anahtarı geliyor. Hiç yoktan iyidir. Sel alımı yaptım. Gençler çok sıradan bir farm yapmak istiyorum. Şaşalı bir şey olmasını istemiyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Bize birinci, ikinci olarak da gardiyan spawner lazım arkadaşlar. Bakalım sanal markette bloklarda ışık veren bir şey var mı? Işık taşı alımı 140 lira. Deniz feneri yok. Olmadı buradan alacağız ya. Şu şekilde 60 tanesini 8000 lira ediyor ama. Çok fazla da para etmiş oluyor bu da. Bir tane gardiyan spawnerımız olsa çok iyi olur ya. Siteye gitmek istiyorum bir. Arkadaşlar Guardian spawner'ı 35 krediymiş. Olmadı bir tane alacağız. Şimdilik ışık taşı alalım bir stack. İşte değil marketten. Oyuncu marketlerinde slash ağımı açıyor ya. Pick spawner'ını 150 kaya. MVP plus MVP kiti aslında alabilir. Verimlilik 5 veriyor ya. Aslında iyi 350 kamı. İkinci sayfa yok mu bunda? Yokmuş daha. O da şey almışlar. Yapacak bir şey yok o zaman arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şeyler ilk önce bir minyondan. Minyon marketmiş. Bir tane madenci alacağım arkadaşlar. Ardından odunlarımızı alalım. Bir tane de alttakini kıralım. Şu şekilde. Buraya koyacağım ama ondan önce craft yapmam gerekiyor. Bu arada görevlerle alakalı arkadaşlarımızın birkaç söylemiş. Ada görevlileri arkadaşlar sırayla gidiyorum. Mesela şu an diyor ki çalışma masası ve fırın üret diyor ama fast craft da üretme diyor. Evet dur. Kapat. Yok kapat değil. Ha, vurarsa kalıyor değil mi? Tamam. Şuraya şunu koydum. Bunu buraya koydum. Sandığa bağlama dedim. Başarıyla sandığa bağlı. Kuzeye döndür, doğuya döndür. Gönüller var. İsmini değiştirebiliyoruz. Minyonu iyileştirebiliyoruz. Sağlığı görebiliyoruz. İstatistikler burada. Levelde 10 kay atlatılıyor. Bir level mi atlatılıyor sadece? O da ikinci levelde ısınmış mı oluyor sadece? Aynen öyle. O zaman şey yapalım. Minyon marketten. Madenci bir daha alalım. Şuraya koyalım. Aynı sandığa bağlı abi. Bunu da bir level atlattık. Tamam. Minyon markete geri gireceğim. Besleyiciye karşı 45 kaymış. Bunu da alalım. Besleyiciyi şuraya koysak. Bakacı. Sandığa bağlamaya gerek yok zaten. 50k istiyor. Level atlatmak için benim 50k'm yok. Neyse böyle dursun bakalım bir. Canları ne duruma gelecek ne yapacak bakalım. Şu çime koyma sebebim arkadaşlar. Bir tane inek spamlarımız var ya. Bunu buraya koyuyoruz. Burada inek spamları üretime başlıyor. Onun dışında sunucuda geçen videoda baktığımda arkadaşlar spawnların çalışma limiti bayağı yüksek ileri uzaklarda çalışıyor. Ama o yüzden yani dip dibe koymak istemiyorum. Zaten fazla da spawnlarımız yok. Biraz buraları kazıyım. Demir blok döşeyim geleyim ben. Arkadaşlar ufak bir büyütme yaptım. Bu arada ışık taşı kullanacağım. Bundan sonra ışık taşı gerçekten güzel görünüyormuş. Hep deniz feneri kullanan ışık taşının görünüşünü unutmuşuz. Alt taraf karanlık mobların yeri olacağı için şu ışık taşlarının üstlerini kapatmak istiyorum arkadaşlar. Doğar doğmaz bildiğim adaya doğmaz. O yüzden dolayı riske girmeye gerek yok. Ardından
Bizim merkez bunun üstü olacağı için arkadaşlar zaten şu şekilde göstereyim. İzgol çektiğimde direkt bunun üstünde doğuyoruz. Şu şekilde yerden 3 blok yüksekliklerine golem spawnlarını yerleştireceğiz. Hemen yerleştirelim. Üretime başlasınlar. Demirdir. Bunları kıralım şimdi. Güzel. Şimdi aşağı tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Yine blaze spawner'ın tam altından 3 blok aşağı iniyorum. Bende bir tane creeper, 2 tane blaze var. Creeper koyuyorum. 3 blok sağına, 3 blok soluna blok diziyorum. Blaze'leri de bu şekilde koyuyorum. Ondan sonra harici bloklarımızı kırıyoruz. Ardından yukarıda AFK yerine geçelim hemen. Is go deyip. Şimdi slash çiftçi dediğimde 1520 blaze çubuğu, 1172'de barut var arkadaşlar. Biraz AFK kalalım. Alt taraftakiler çalışıyor mu çalışmıyor mu onlara bakalım. Şöyle bir şey var. Blaze çıkıyor abi. Ama creeper az çıkıyor nedense. 1172'de duruyor hala. Öbür türlü bütün spamların hepsi çalışıyor abi. Blaze de öldü seslerini duyuyorsunuz. 1532 diye mesela çiftçiyi tekrar açıyorum. 1534 ama barut yine yok. Barut tam altına denk geldiği için mi ki diye düşündüm. Tamam. O yüzden şuraya bir tane blok koyalım bakalım. Alakası var olabilir çünkü direkt öldü. Biraz afiyet kalayım da. Evet arkadaşlar büyük ihtimal ışık alından dolayı üretim başladı çünkü onda. O zaman oradaki bloğu demir blokla değiştirelim. Yapacak bir şey yok. 3 blok alt dedik ya gerek yok. Aslında bir blok altına da çekebiliriz de sıkıntı yok. Bunlardan bir şey olmaz. Şimdi bizim adadaki şu taş toları bir yok etmemiz lazım birincisi. İkincisi şu arkadaşlara bakacaktık. Sağlıklar 26 olmuş. Nasıl oldu lan o? 30 olmuş. Senin canın 20'de. Garip bir şekilde. Neyse canları gitmiyor. Okey. Pesteci işe yarıyor. Madenci 3 blok kırmıyor farkındaysan yükselttiğimizde. Bir tane yükseltebiliyoruz. O da ısıtılmış çıkartıyor. Hiç yoktan iyidir. Isıtılmış da iyidir. Kırık taşa gerek lazım olacak. Şuradan biraz alayım. Şu ilk görevleri yapmaya bir başlayalım. Bakın envantere gelmiyor. Güzelliklerden biri şu. Onu unuttum. Onu söyleyeyim. Çiftçi arkadaşlar. Şu arkadaşlar çekiyor ya. Taş da çekiyor. Kırık taş da çekiyor gördüğünüz gibi. Demir de çekiyor. Kömür yok bildiğim kadarıyla. Mesela bir sistem yapıp sandıksız da işlem üretebilirsiniz. Kömürleri de altına düştürüp suyla başka bir yere götürebilirsiniz. O şekilde söyleyeyim. Kırık taşları ve taşları burada direkt stoklayabilirsiniz. Demir zaten otomatik geliyor. İlerleyene de elmas çıkacağı için belki onu yapmayabilirsiniz. Bilmiyorum. O size kalmış bir şey. Ben şundan bir de istek alacağım arkadaşlar. Odun var zaten yanımda. Normal klasik kullanmamı istiyor. Burada bir tane ocak, bir tane de crafting table üreteceğim. Slash görevler dediğimde görev bitirmek için gerekli eşyalar sahipsin. Görev bitirmek için is mission komutunu kullanmalısın diyor. Tamamlanabilir diyor. Tıkladığımızda görev başarılı diyor. Ödülü 100 dinar ile 3 ekmek vermiş bize. Ekmek nerede? Para geldi mi? 100 dinar hesabıma geldi. Ekmek burada mı? Ekmek yok. Neyse. Ekmek yazıyor. Kemik yazıyor ya. Ben bu kadar kör olamam değil mi? Oruç benim oruç benim kafaya manyak vurmuş. Odun kır diyor. 256. Şimdi odun ağaç çekeceğiz. Odun kıracağız. Ondan sonra jeneratörden eşya kırmaya geçecek. Sandıklar biraz düzensiz olacak şimdilik arkadaşlar. İlerleyen günlerde bunlar da bir ayar çekilecek. Onu da söyleyeyim. Şimdi biraz hızlandıralım abi. Tamam ne yapalım biliyor musunuz? Şu adanın gereksiz yerlerini kıralım. Ardından biraz büyütelim. Adamızı güzelleştirelim hızlandırmadan. Ve gelelim. Thank you.
Evet gençler, taş tuğlaları kırdık. Biraz büyüttük. Şu anki adal evim 782 gibi bir şey herhalde. Adamıza verilen uyu yok. Sağ tarafta gördüğümüz kadarıyla. Şu şekilde bir yer ayarladım. Madenciler için arkadaşlar. İki tane daha madenci ekleyeceğiz. Minyon slot 4000'miş normal kişilerde. Biz YouTuber olduğumuz için bir fark oluyor mu bilmiyorum. Olmuyorsa yapacak bir şey yok. Onun dışında rank atlayacağız demek oluyor bu da. Şu an rank yazdığımızda arkadaşlar ilk rank için ne gerekiyor? 5K dinar 100 ada seviyesi gerekiyormuş. Bunlarda slot sandıklar yükseliyor. Şeye nereden bakıyorduk ya? Minyonlar ne kadar konduğuna. Ya da şuradan yükseltmelerde miydi? Rütbelere baktığımızda. Warp sayısı yükseltme, üye sayısı yükseltme, jenerator yükseltme, ada boyutu yükseltme var. Geçenlerde biz nereden baktıydık ya? Şuradan Minyon Market değil. Onu hatırlayamadım arkadaşlar da. VIP'lerde mesela 15'e kadar çıktı oluyor. Burada yazıyor mu ki? 10 yok. 14 adet Minyon koyma hakkı veriyor işte. Mesela bütün VIP'lerde varmış. Hangi VIP alırsan al 14 adet Minyon koyma hakkı veriyor. 13 krediymiş mesela 1 aylığı bu VIP'in. Ya YouTuber rankımız kaldır VIP'i de koyabiliyorlarsa o şekilde de ayarlayabiliriz. Bu arada bana Rone coin'ler nereden geldi bilmiyorum ama elimde Rone coin'ler var. Bir şey alınabiliyor mu? Rone coin'le 8 tane zümrüt tanca alabiliyoruz. Bir işe yaramıyor. Ruh seçmiştik arkadaşlar. İlk ruh şeyimiz geldi. 4 adet zümrütümüz. Onun dışında zümrütleri buraya koyduk. Çok tatlı da bir tasarımımızı yaptık aslında. Bana göre. Minyonlar için. Biraz para kasalım. Yani hepsini almak için sağ tıkla diyor. Bakalım bu kadar şey ne kadar etti? 1 liraya satılıyormuş. Bayağı az. Şimdi arkadaşlar asıl şu şekilde baktığımızda deri para etmiyor. Et para etmiyor. Barut para etmiyor. Demir para bile etmiyor aslında da. Bir envanteri 2680 lira ediyor. Oyuncular satsak belki daha fazla para edecek ama. Bakalım. Minyon market dediğimde. 12.5K. Biraz daha kasacağız. Bir tane daha alırız. Biraz daha fazla kasmam lazım aslında. Şunu şuna bağlayalım. Bunlar, bu da kaza dursun. Onun dışında slash aday yükseltmeleri dediğimde açılır mı orası? Açılmıyor. Slash iz yazdığımızda. Aday yükseltmelerine girdiğimizde 35K ya jeneratörü yükseltiyoruz. Ne geliyor abi? Demirden sonra lapis geliyor. Güzel. Çoktan iyidir. Ben şu demirlerden biraz satayım o zaman arkadaşlar ya. Biraz satayım derken arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Hepsini sattık. Sel alın D'sine koyayım sana. Minyon markete geçelim. Bir tane daha madenci alalım arkadaşlar. Onu da buraya koyup hemen şunu şuraya bağlayalım. 19K paramız var. Şunu da hemen 20K'ya tamamlayalım. Düzeltiyorum. 19K'ya tamamlayalım. Oha etler satılmıyormuş. Direkt içine gidiyor bari. Etler satılmıyor. Satılıyor görünüyor. 4.45 diyor ya. Satamadık ama. Çok az para ihtiyacımız var ya. 10K oldu. Şu minyonu da yükselttik mi? Tamam. İkişer level bunlar, şu an minyonlar. 35K para kasacağız şimdi. O kastığımız parayla da arkadaşlar jeneratör yükselteceğiz. Onun dışında adayı bir tam boyutuna büyütürüm olmadı videodan sonra. Bir videonun da sonuna gelelim. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.